evet Pınar'cığım. Sana her zaman evet. Aman efendim çok teşekkür ederim. Sağ ol. Öyle, ne güzel şenlendiriyorsun. Rica ederim. Güzel ne sesinle. Demek, ne demek. Ruhumuzu aydınlatıyorsun. Başımın çok teşekkür ediyorum. Her zaman. Sağ çok ol. Teşekkür ederim. Var olun. Evet. Sevgili izleyiciler. Telefonlar arka arkaya geldi. Ve talihli adayı Almanya'dan. Evet. Talihli adayı Almanya'dan. Hayati Tosun. Hayati Bey merhaba. Alo. Hayati Bey. Hayati Bey ya heyecandan konuşamıyor ya hattan düştü. Arkadaşlarımız tekrar bağlarlar herhalde. Şimdi telefonunu açanlar da şöyle telefonlarını kapatmaları gerekiyor. O arada telefonlarını meşgul etmemeleri gerekiyor. Evet Hayati Bey hattan düşünce Burhan Yılmaz hatta geldi. Burhan Bey merhaba. Merhaba. Almanya'dan arıyorsunuz. Şu anda evet. Arkadaşlarımız yazdılar Almanya'dan aradığınızı. Almanya'nın hangi kentinden arıyorsunuz? Düsseldorf'tan arıyorum. Düsseldorf'tan arıyorsunuz. Ne güzel. Çok yakında Düsseldorf'a da geliyorum. Burhan Bekleriz, Bey. Bekleriz. Buyurun. Efendim. Girmiştim bu arada Düsseldorf'tan sizlerle ilgili bir Cumhuriyet Bayramı evet. Kutlaması haberi de vermiştik Düsseldorf'tan. Evet. Arif Karaca ve ekibi gitmişti. Bizim Krefer temsilcimiz. Burhan Bey. Efendim? Size bir soru, bu soruyu doğru yanıtlarsanız hediyeyi alacaksınız. Şu anda SİDE'nin belediye başkanı burada. SİDE belediye başkanımızın adını acaba ya da soyadını hatırlayabiliyor musunuz? Ya özür dilerim ben şu anda heyecan. Programınızı izlerken dışarıdaydım hanım. Söyleyeyim, peki hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Size bir soru daha. Bir soru daha. İlk defa yapıyorum bunu. Çünkü diğer talihli adayı hattan düşmüştü. Sanatçımızın evet. İsmi ne? Şu anda biraz önce şarkı söyledi size. Vallahi Muazzez Abacı Hanım'ın Muazzez Abacı Hanım'ın yeğeni olduğunu hemen çıkardım içeri girin. Ya peki Muazzez Abacı Hanım'ın yeğeni olduğunu söylediniz. Doğru bir ipucu heyecandan tamam, tutuldunuz. Heyecana verdik ama yeğeni olduğunu söylemesi de artı bir şey. Doğru Muazzez Abacı'nın yeğeni Pınar Altınok. Pınar Altınok. Peki evet. Burhan Bey size Bagdat'ın bir haftalık evet. Bir haftalık 7 günlük kolisini göndereceğiz. Biz zaten hemen Bagdat'ın Mannheim'daki merkezine bildiriyoruz adınızı, soyadınızı, telefonunuzu da. Evet. Sizi arayacaklar ve paketiniz Düsseldorf'a gelecek. Siz hiçbir evet. Masraf ödemeden bu kolyeyi alacaksınız. Bir hafta boyunca da afiyetle evet. Yiyin. Şimdiden size söyleyeceğimiz bu. Bize söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Burhan Bey? Evet. Herhangi bir mesajınız var mı? Çok teşekkür ederim. Bagdat'ı zaten devamlı reklamlarda izliyoruz. Ben de şu anda aniden yakalandım size. Hani hiç söyleme sahip olmasını tıraş oluyordum. Hanımlar değil dostum. Biraz programınızı da kaçırmış oluyorum. Bugün biliyorsunuz hafta sonu iş dolayısıyla biraz hani geç kalkma oluyor. Evet. Vesaire hani programınızı kaçırdım. ATV'ye sizlere çok teşekkür başta ederim. Başta izleyebiliriz. Demek ki her pazar sabah saat 9.30'da ekran başına geçeceksiniz Burhan Bey. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Talihiniz bundan sonra da hep böyle bol güle olsun. Güle kullanın. İyi günler diliyoruz. Afiyet şeker olsun. Güle güle evet, kullanın. Sevgili izleyiciler programımızın başında da anons etmiştim. Türkiye'ye sadece futbolda değil 1980'li yılları bilenler bilir 88'de gelmişti. Dünya futbol devi Alman hoca Jupp Derwall o zaman Galatasaray'a gelmişti. Ve sadece Galatasaray'a değil, Derwall'in futbol zihniyeti Türk futboluna da çok çok büyük, gerçekten büyük hizmetler verdi ama bununla da kalmadı. Derwall, Türkiye ile ilgili olarak o kadar güzel şeyler yaptı ki gerçek bir turizm elçisi olarak çalıştı. Ve ne yazık ki bu önemli insanı geçtiğimiz yıl kaybettik. Allah rahmet eylesin. Jupp Derwall'in ailesi kendisinin vefatından bu yana hiçbir yerde konuşmamıştı. Jupp Derwall'in sevgili eşi Elizabeth ve sevgili kızı Manuela ile İstanbul'da bir araya geldik. Ve Manuela ile şimdiki eşi olan Lufthansa'nın Türkiye Genel Müdürü'nün yıllar önceki tanışması da yine Türkiye ile çok yakından ilintili. Yine hep birlikte izleyelim.
Bundan 20 yıl önce Türkiye'ye geldiği andan itibaren Türk futboluna ve Türkiye'nin tanıtımına büyük katkılarda bulunan efsane futbol adamı Alman Jupp Derwall'in ölümünden bu yana bir yıla yakın zaman geçti. Derwall'in acılı eşi ve kızı o günden bugüne kadar hiç konuşmadılar. Ama Avrupa'da 7 gün Derwall'in ailesini buldu ve konuştu. Hem de İstanbul'da. Elizabeth Derwall'in. Elizabeth Derwall'in İstanbul'a geliş amacı Alman Lufthansa Hava Yolları'nın Türkiye Genel Müdürü Dirk Lorenzen'la evli olan kızı Manuela'yı ve damadını ziyaret etmekti. Elizabeth Derwall, Türkiye'ye gelişinde çok farklı duygular içerisinde olduğunu söyledi ve şehir merkezine gelirken Türkiye'de yaşadığımız dönemin yaşamımın en güzel dönemi olduğunu düşündüm ve adeta eşimle yaşadığım o günlere geri döndüm, dedi. Elizabeth Derwall, Türkiye'deki günlerini anlatırken mahalle bakkalına kadar herkesten büyük ilgi gördüğünü söyledi ve eşinin de Türkiye'de çalışırken daima mutlu olduğunu, Türkleri çok sevdiğini vurguladı. İsviçreli olan Elizabeth Derwall, Türkiye'yi daima ikinci vatanım olarak gördüm ve görüyorum derken adeta gözleri parlıyordu. Derwall'in kızı Manuela ise Fatih Güllapoğlu'nun "Sizin eşinizle İstanbul'da tanıştığınızı duydum" sözleri üzerine güldü ve eşiyle tanışmasını şöyle anlattı. Babasının döneminde İstanbul'da çok sayıda dostluk kurduğunu belirten Derwall'in kızı, bu dostluklarını şimdi de sürdürdüğünü söyledi. Derwall'in damadı Dirk Lorenzen, eşiyle ilk kez 1988 yılının Şubat'ında İstanbul'da karşılaştığını ve arkadaş çevresinin de etkisiyle 6 ay gibi kısa bir zamanda evlendiklerini ve bugüne kadar da hep mutlu olduklarını söyledi. Manuela Derwall'le İstanbul'da 20 yıl önce karşılaştığında yine Lufthansa'da çalıştığını, 20 yıl sonra Lufthansa Türkiye Genel Müdürü olarak Türkiye'ye dönmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen damat Dirk Lorenzen, 13 ve 17 yaşında iki çocukları olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi. Avrupa'da 7 gün olarak büyük futbol adamı merhum Jupp Derwall'den geriye kalan bu güzel aileye sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Evet efendim, işte Derwall'in sevgili ailesinde böylece hep birlikte görmüş olduk. Ben hemen size belediye başkanımız Osman Delikkul'a dönüyorum. Sayın Başkan, ben hizmet edenlerin unutulmaması düşüncesindeyim. Evet, tabii. Derwall'in, bunu da açıklıkla söyleyeyim, burada takım meselesi yok. Hatta ben Galatasaraylı değilim. Ama Galatasaray'ın yurt dışındaki her başarısında, hatta ben Galatasaray için Denizli döneminde Köln'deki Monaco maçına gidip 3 gün sesimin kısıldığını da bilirim. Galatasaraylı olmama rağmen. Ama Derwall sadece Galatasaray'a, Türk futboluna değil, Türk turizmine inanılmaz büyük hizmetlerde bulundu. Ve Türkiye'de genel olarak, yani yıllardan beri hep gördüğümüz bir ahde vefasızlık vardır. Diyorum ki böyle önemli insanlar bu kadar Türkiye'nin turizmine katkıda bulunmuş. Örneğin bir Antalya bölgesinde, Side'de, belki akıllara gelmediyse ismi verilmesi lazım diyorum. Yani bir yoldan geçerken Alman da görsün, aa burası Jupp Derwall sokağı. Jupp Derwall Caddesi desin. Çünkü katkıda bulunmuş. Böyle bir şey yapılamaz mı? Yapılabilir, yapılması gerekir. Hakikaten insanlar marifet iltifat atabilir diye bir söz var. Benim çok hoşuma gider. Benim de. İnsanlar bir tatlı dil, bir güler yüz, değer vermek, yaptığı şeylerin takdir edilmesini ister. Belediye başkanları, politikacılar da böyledir. Yani o milletvekillerinin aldığı birkaç milyar maaş için veya belediye başkanlarının bindiği makam arabası veya birkaç milyar maaş için yapılmaz bu. Kesinlikle bir, geleceğe hizmet etmek, insanlığa hizmet etmek, bölgeye hizmet etmek. İkincisi de takdirle anılmaktır sadece beklenti. Bu sebeple ben rahmetlinin bu şekilde anılmasını isterim. Bize de nasip olur inşallah böyle bir sokağa adını vermek. Ne güzel. Ben size çok yakışır. Bununla ilgili beldemde yapmak istediğim, yaptığım bazı şeyler var. Örneğin Side, Türkiye en çok arkeolojisiyle
turizmde.